Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kimsesiz sokaklarında hüzün, yıkık duvarlarında acı, sönmüş ocaklarında terk edilmişlik. Bir zamanlar şen kahkahalara, koyu sohbetlere aşina, her türlü ürünün ekildiği tarlalara, bacalarından hayat süzülen evlere sahip bir Türk köyüydü burası. Evet, bu gördüğünüz köy, Makedonya'nın Kumanova şehrine bağlı Dılıga köyüdür. Köyün içinden sessiz bir ruh gibi ilerleyense, birçok akrabası gibi köyünü terk etmek zorunda kalan bir Türk. Onu her gün ekonomik sebeplerle göç ettiği Kumanova şehrinden köyüne çıkaran duyguysa, Balkanlardaki Türkleri diğer milletlerden ayıran en bariz özellik olan İslam inancı ve bu inanca duyulan bağlılık. Bizim bu köy sünmesin, ben onun için gideyim ezan okuyayım orada. Hem inşallah Allah ebedi söndürmez o köyü. Bizim o köyü de kalbimizde. Kalbimizi çıkarırsak dışarı o vakit köyü de çıkarırız. Ama benim için o köyde ezan okuyacağım dayken sak. Şimdi İslam'ın bir nişanı olarak göğe yükselen minare ezansız kalmasın diye her gün bu köye gelerek ezan okuyor. Fakat herkes biliyor ki göç böyle devam ederse bir gün gelecek Dılıga köyünün semalarında inananların ruhuna huzur veren ezan sesi duyulmayacak. Tıpkı asırlarca müminlere mekan olup da şimdi ıssızlığın kollarına terk edilen Makedonya'daki yüzlerce Türk köyü gibi. 1,5 asra yakın bir süredir Türkler hemen her gün atalarının mezarlarını, terleriyle ıslattığı tarlaları, sevdiklerini geride bırakarak asırlarca vatan belledikleri bu topraklardan kopuyor. 1,5 asra yakın bir süredir bu insanları tozlu yollara, gıcırdayan kanılara, uzayan raylara, yalçın dağlara dost kılan, onları asırlardır yaşadıkları Makedonya'dan koparan geri çekilişin adı artık göçtür. Bugün Makedonya olarak bilinen yer, Balkanların batısında Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova ile çevrili 2 milyon civarında nüfusu ve 26 bin kilometre karelik toprağıyla küçük bir ülkedir. Oysa Makedonya Osmanlı İmparatorluğu zamanında Üsküp, Selanik ve Manastır'ı da içine alan
67 bin kilometre karelik toprağı, 5 milyona yakın nüfusu ve çok inanca saygı gösteren yapısıyla Balkanların en önemli bölgelerinden biriydi. Balkan Savaşları'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun aldığı ağır yenilgi, Makedonya'yı hem Osmanlı'dan kopardı hem de topraklarının 3 devlet tarafından paylaşılmasına sebep oldu. Büyük İskender gibi dünya hakimiyeti peşinde koşan ve bunu büyük ölçüde de başaran bir kralı yetiştiren Makedonların, şimdi küçük bir toprak parçasına sıkışması hem tarihin garip bir cilvesi, hem de komşularının Makedon halkı ve Makedonya toprakları üzerindeki tarihi emellerinin sonucudur. Öyle ki Balkan Savaşları sonucunda Ege Makedonya'sını alarak Makedonya topraklarından aslan payını koparan Yunanistan için Makedonya, Kuzey Yunanistan, burada yaşayanlar da Yunan'dır. En iyimser söyleyişle bunlar Slavca konuşan Yunanlılardır. Makedonya'ya sahip olabilmek için iki dünya savaşına giren ve halen Pirin Makedonya'sını elinde bulunduran Bulgarlar içinse Makedonlar bir millet değildir. Makedonya coğrafi bir terim, Makedonlarsa tarihi kazalar sonucu kaybolmuş Bulgarlardır. Makedonya'yı Büyük Sırbistan hayalinin bir parçası olarak gören ve uzun yıllar bu bölgeyi hakimiyet altında tutan Sırplar içinse Makedon halkı Güney Sırplardır. Bugün bir devletin adı olan Makedonya aslında tarihte bir bölgenin adıdır ve günümüzde şu anda 3 devlet tarafından yani kontrol edilmektedir. Bunlardan Kuzey Makedonya diye adlandırılan bölüm Yunanistan'ın egemenliği altındadır ve bu bölgenin başkenti Selanik'tir. Selanik'le birlikte yani Serez, Drama, Florina bütün bu bölgeler tarihi Makedonya'nın bir parçasını oluşturur. Bugünkü Makedonya Devleti'nin olduğu topraklar ise Makedonya'nın sadece bir bölümüdür. Diğer bölümü ise Bulgaristan'da Prim Makedonya'sı diye geçmektedir. Makedonya Devleti'nin bulunduğu topraklara tarihte Vardar Makedonya'sı diye geçiyor. Bu bölge çok erken dönemlerde Osmanlılar tarafından fethedildiğinden büyük ölçüde nüfusu Müslüman Türktür. Türkler içinse Makedonya 700 yılı aşkın bir süredir vatan, coğrafyası kadar zorlu bir tarih ve acılarla yoğrulmuş göç hikayeleridir. Türklerin Makedonya'ya ilgisi Orta Asya'dan gelip Balkanlar ve Orta Avrupa'yı asırlarca yöneten Hunlar zamanında başladı. Hunların tarih sahnesinden çekilmesinden sonra sıra Avarlar, Kumanlar, Peçenekler gibi diğer Türk kavimlerine geldi. Biz Osmanlı'dan 1000 yıl önce Avrupa'da varız. Varlığımız dilimizle, kültürümüzle, felsefemizle, mutfağımızla, folklorumuzla, müzik folklorumuzla, sosyolojimizle, yani sosyoekonomik, kültürel, siyasi hayatımızla varız. Bunu inkar edemezler. Bunu belgeler, deliller, arkeolojik kazılar kanıtlamaktadır. Tarih, Orta Asya'dan çıkıp Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara ulaşan, asırlarca hüküm süren, Slavlara atı, altını, savaşmayı ve teşkilatçılığı öğreten, daha sonra çeşitli sebeplerle zayıflayıp bu bölgeden çekilen veya asimile olarak Slavlara karışan Türklerin acılarını yazmadı. Balkanlarda benliğini koruyarak kalabilen küçük grupların dışındaki bu yiğit kavimler, tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya bırakıldı. Ortaya koydukları eserler ve Avrupa kültürüne yaptıkları katkıların izleri zamanla unutuldu. Karadeniz'in kuzeyinden gelen bu kavimlerin izleri, Balkan coğrafyasından tamamen silinmek üzereyken, bu sefer Orta Asya'dan yola çıkıp Karadeniz'in güneyinden gelerek Balkanlara ayak basan başka bir Türk beyliği, yeni ve uzun sürecek bir dönemin habercisi oldu. Kıl çadırında 16 devletin tecrübesini, liderlerinin genlerinde imparatorluk kabiliyetlerini, gönüllerinde fütuhat özlemini taşıyan bu beyliğin adı Osmanlı Beyliği'ydi. 1324 yılında Süleyman Şah komutasında Makedonya'ya yapılan akınlar Osmanlı Beyliği'nin atalarının izinde olduğunu gösteriyordu.
O tarihten sonra savaşlardaki başarı, göçlerdeki sistem Makedonya'nın Türkleşmesini sağladı. Osmanlı beylikten devlete, devletten imparatorluğa doğru uzanırken bu coğrafyada adaletle hüküm sürdü. Osmanlı döneminde Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, Torveşler, Çingeneler, Sırplar, Boşnaklar ve Ulahlar bir arada kardeşçe yaşadı. İnançta zorlama, ibadette yasaklama, ekonomide kota, geleneklerde baskı olmadı. Osmanlı bütün Balkanları olduğu gibi Makedonya'yı da mamur yaptı. Makedonya, yüzyıllarca farklı kültür ve inançtaki milletlerin huzur içinde yaşadığı bir coğrafya oldu. Çünkü Osmanlı oraya huzuru, hoşgörüyü, adaleti, efendim güvenceyi, efendim düzeni, disiplini, her şeyi götürmüş. Onları huzura kavuşturmuş, onları mutlu etmiş. Oralara gittiğinde Osmanlı Devleti, oradaki halkı asimile etmeye çalışmamıştır. Kendi kültüründe, dilinde ve dininde serbest bırakmıştır. Nitekim bugün Balkanlarda eğer çeşitli milletler mevcutsa, bu milletler varlıklarını Osmanlı Devleti'ne borçludur. Çok inançlı ve çok ırklı bu coğrafyadaki huzuru, Osmanlı İmparatorluğu'nun adaletli gücünün sağladığına şüphe yoktu. Türk Barışı adı verilen bu huzur ortamının, Osmanlı'nın zayıflamaya başlamasıyla bozulacağı ise muhakkaktı. Bunun ilk örneği Viyana kuşatmasında yaşanan bozgunun arkasından görüldü. Kuşatmanın arkasından dengesi bozulan, önemli güç kaybına uğrayan imparatorluk geri çekilmeye başladı. Bunun sonucu olarak da bazı bölgeler geçici de olsa elden çıktı. Elden çıkan bu bölgelerden biri de Üsküp'tü. 1689 yılında Avusturyalı General Piccolomani Üsküp'ü ele geçirince buradaki Türkler başlarına geleceği bildiğinden çareyi Üsküp'ten kaçmakta buldular. Makedonya'dan ilk göç diyeceğimiz bu kaçış İstanbul'a kadar uzadı. Kaçanlar İstanbul'da Üsküp mahallesini kurdular. Kalanlarsa yakılan ve talan edilen Üsküp'ü gözyaşları içerisinde izlediler. Osmanlı daha sonra toparlanıp Üsküp'ü düşman elinden kurtarsa da aldığı bu ağır darbe şehrin üzerinde asırlarca sürecek bir kabus olarak kaldı. Üsküp'ün tekrar Osmanlı'nın gözde şehirlerinden biri haline gelmesi ise başka bir savaşın ve göçlerin sonucu olacaktı. 1877-78 yılları Osmanlı'nın zor yıllarıydı. Bu dönemde tarihe 93 Harbi diye geçen Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için sonun başlangıcı anlamına geliyordu. Bu savaşta ağır bir yenilgi alan Osmanlı İmparatorluğu, Ruslarla Makedonya'nın bir bölümünü de yeni kurulan Bulgaristan'a bırakan Ayastefanos Barış Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Rusya böylelikle Bulgaristan aracılığıyla Ege Denizi'ne, dolayısıyla da sıcak denizlere ulaşıyordu. Rusya'nın bu tehlikeli büyümesi Avrupa'nın diğer devletlerinin işine gelmeyince Rusya'ya baskı kurarak yeni bir anlaşma imzalamak zorunda bıraktılar. Tarihe Berlin Anlaşması olarak geçen bu anlaşmayla Makedonya ıslahat yapılması koşuluyla Osmanlı İmparatorluğu'na iade edildi. Makedonya'da yaşayan Müslümanlar şimdilik kurtulmuştu. Ama kaybedilen topraklardaki Müslümanların hali içler acısıydı. Göç aslında Osmanlıların burada bulunduğu dönemden başlıyor. Berlin Anlaşması'ndan başlıyor. Balkanlarda sınırların değişmesiyle gelişiyor. O zaman halkımız burada artan eşkıyacılık, çetecilik, komitacılık yüzünden kaçıyor. Huzursuz olduğu için, güvenli olduğu için, olmadığı için buradan tas tarağını toplayıp yavaş yavaş gitmeye başlıyor. İlk aşamada özellikle 93 Harbi'nde bir savaşın neticesinde kitlesel bir göç olduğu doğru. Fakat göç edenlerden kat kat fazlası bu topraklarda kaldı. 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra da resmi olarak bu Müslümanlar azınlık statüsü tanındı bu Müslümanlara. Fakat Balkan ülkeleri, kurulan bu Balkan ülkeleri işbirliği yapmışçasına bu Müslüman unsuru kendi topraklarından
atma gayretini kendi uluslarını kurmanın temel taşı olarak düşündüler. Kaybedilen topraklarda kalan müminler tarihin kaydettiği en büyük zulümlerle karşı karşıya kaldılar. Yüz binlerce Müslüman öldürüldü, evleri yakıldı, toprakları gasp edildi. Öldürmeler, yaralamalar, tecavüzler artık sıradan hadiseler halini aldı. Bu kadar baskı ve zulüm altında kalan 1 milyondan fazla insan çareyi Anadolu'ya ve Osmanlı'nın Balkanlarda elinde kalan topraklara kaçmakta buldu. Makedonya'ya gelen göçmenlerin çoğu Niş, Leskovca, Karadağ, Dobruca ve Rumeli'nin diğer bölgelerinden gelenlerdi. Fransa'nın Sofya Konsolosu Schaeffer, Fransa Dışişleri Bakanı Waddington'a 3 Ocak 1879'da gönderdiği raporda, Makedonya'ya gelen göçmenlerin sayısı 50 ila 60 bin ailedir demektedir. Makedonya'ya gelen Müslümanlar Osmanlı topraklarında olmanın huzurunu yaşayamadılar. Makedonya'yı ele geçirmek isteyen Bulgarlar, Yunanlılar ve Sırplar, Makedonların kendilerine akraba olduğunu savunarak Makedonya'yı karıştırmaya başladılar. Bölge tam bir komitacılar arenasına döndü. Osmanlı'nın kurduğu iç örgütle Bulgar, Sırp ve Yunanlı komitacılar çarpışıyor, ayrıca bu üç devletin taraftarları bir de kendi aralarında kapışıyorlardı. Makedonya'da işler her geçen gün kötüye gidiyor, cinayetler ve baskılar burada huzur bırakmıyordu. Makedonya'yı ele geçirmek isteyen bu üç devlet ve Osmanlı'yı Balkanlardan kovmayı hedefleyen Avrupalılar, Makedonya'da her türlü tezgahı planlayarak buranın karışmasını amaçlıyordu. Avrupalı devletlerin dayattığı reformlar, komitacıların güçlenmesini sağlıyor, onlar güçlendikçe asayiş sorunu büyüyor ve bu sorunda Makedonya'yı Müslümanlar için güvensiz bir coğrafya haline getiriyordu. Türkler isteselerdi, Balkanlarda bütün Balkan gayrimüslimlerini Türkleştirirlerdi ve Müslümanlaştırırlardı. Aynı Portekizlilerin, İspanyolların, Fransızların ve diğer Avrupa milletlerinin dünyanın başka yerlerinde yaptıklarını yaptırırlardı. Dillerini kabul ettirirlerdi, dinlerini kabul ettirirlerdi. Fakat Osmanlı bunu yapmadı. Osmanlı hoşgörü, medeni, insancıl bir şekilde bunu yaptı. Hatta onlar kiliseler yaptıkları zaman Osmanlı onlara maddi destek verdi. Hiçbir kiliseyi yıkmadı, hiçbir manastırı tahrip etmedi, hiçbir milletin diline dokunmadı, dinine dokunmadı, adetine, hiçbir şeyine dokunmadı. Pek çok yabancı da tespit ediyor ve kabul ediyor. Zira bakın ne Rumlar Rumcayı unutmuşlardır, ne Sırplar Sırpçayı unutmuşlardır, ne Bulgarlar Bulgarcayı unutmuştur, ne Boşnaklar Boşnakçayı unutmuştur, ne Arnavutlar Arnavutçayı unutmuştur. Bakın sayıyorum, ne Romenler Romencayı unutmuştur. Herkes kendi dilini biliyor şu an. Herkes kendi dinini yaşıyor. Herkes kendi kültürünü yaşıyor. Makedonya üzerine oynanan bu müthiş satrançta Sultan Abdülhamit'in usta hamleleri Balkan devletlerinin birleşmesini engelleyerek imparatorluğa karşı saldırıyı durduruyordu. Makedonya'da hangi kilise ve kilise okulunun hangi ülkeye bağlı olduğu bilmecesi Balkan devletlerini birbirine düşürüp birleşmelerini engelliyordu. Abdülhamit'i tahttan indiren İttihat ve Terakki Partisi çıkardığı kiliseler kanunuyla Balkan devletleri arasındaki ihtilafı çözünce tehlike çanları çalmaya başladı. Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan Rusya'nın etkin desteğiyle birleşerek Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmaya başladılar. Makedonya'da kabul edilmesi imkansız reformların yapılmasını isteyip buyruklar vererek imparatorluğu köşeye sıkıştırdılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş istemekten başka çaresi kalmıyordu. Fakat imparatorluk savaşa hiç hazırlıklı değildi. İçteki iktidar kavgalarıyla dengesi bozulan imparatorluk, Balkanlardaki sadık müttefiki Arnavutların isyanıyla sarsılmış, İtalyanlarla yapılan Trablusgarp Harbi'yle de iyice yorulmuştu. Bütün bunlara büyük bir gafletle savaştan hemen önce Rumeli'deki 150 bin seçkin askerin terhis edilmesi de eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu. Yenilginin faturası çok ağırdı. Makedonya elimizden çıkmış, 550 yılı geçen bir süre idare ettiğimiz topraklar Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan arasında paylaşılmıştı. 400-500 sene süre gelmiş bir
Makedonya hayatı vardır. Bir Selanik şehrinin hayatı vardır. Bunlar hepsi alt üst oldu, yok edildi. Yerine bir Rum devleti, Rum milliyetçiliği ve Rum bağnazlığı girdi. Toprak kaybından daha vahimi, yüz binlerce insanımızın ölümü ve işkence görmesiydi. Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlılar, burada yaşayan Müslümanları korkutup kaçırmak için her yolu denediler. Üstelik yaptıkları sadece askeri ve siyasi bir çalışma değildi. Kimleri, ideallerinin bile üzerine çıkacak kadar gözleri dönmüştü. Türkleri mezbanelerde koyun boğazlar gibi kestiler. Camilerde, köy meydanlarında diri diri yaktılar. Topraklarını, evlerini ve mallarını gasp ettiler. Güvenli topraklara kaçmak isteyen Müslümanların birçoğuysa yollarda katledildi. Bugünkü Makedonya topraklarından kaçıp Anadolu'ya doğru yola çıkan müminler için durum tam bir felaketti. Durum o kadar vahimdi ki, muhacir olanlar ilk çarpışmalarda ölenlerden daha acı bir şekilde soğuktan, açlıktan, hastalıktan ve uğradıkları zulümden ölüyordu. Bazı durumlardaysa düzenli ordu birlikleri komitacılardan daha vahşi olabiliyor, bu da Türkleri Balkanlardan aşağılayarak atmak isteyen siyasetin çeteciler kadar devletlerinde politikası olduğunu gösteriyordu. Yapılan katliam ve zulümler sadece göç edenler tarafından aktarılmıyor, insaf sahibi Avrupalı gazeteciler, Avrupa gazeteleri, konsolosluk raporları, görgü tanıkları, yaşanan vahşeti tarihin tozlu sayfalarına önemli notlar olarak düşüyorlardı. 7 Şubat 1913 tarihinde ANAP adlı Macar gazetesi Makedonya'da 60 bin Arnavut ve 40 bin Türk'ün kılıçtan geçirildiğini yazıyor, Milli Bulgar Bankası'nın bir görevlisi yeni kazandıkları topraklara şube açmaya gittiğinde gördükleri zulüm ve göçü bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Kasabanın yarısını oluşturan Türk ve Yahudi evleri tamamen boş. 25 kadar komitacı güpegündüz 70 yaşlarında bir Yahudi'ye saldırdı ve başını taşla yardılar. Ben müdahale edince bana da saldırdılar. Korkunç bir durum, sivil Türk köylülerinin nedensiz yere öldürüldüğü, mallarına mülklerine el konulduğu, karılarının çocuklarının açlığa terk edildiklerini görünce insanın yüreği parçalanıyor. Radoviç'te ile İşdip arasında yaklaşık 2000 Türk muhacir, çoğu da kadın ve çocuk açlıktan öldüler. Sahiden, yalnızca açlıktan. Balkan savaşlarını ve sonrasındaki gelişmeleri yakından izleyen Rus gazeteci Leon Trotski, yaşanılanların ilk elden şahidi olarak anlattıklarında, Müslümanlara yapılan zulmün sınırının olmadığını gösteriyor. Sırp kralı Petar Karaçorçeviç Kumanova'ya giderken yolda rastladığı bir grup Arnavut esiri gördüğünde arabasından ayağa kalkarak şöyle demiştir. Bu adamlar benim ne işime yarar? Öldürülsünler. Yalnız kurşunlanarak değil, o cephane israfı olur. Değneklerle dövülerek. Yine Troçki'nin kaleminden bir Sırp subayının anlattıklarını okuyan vicdan sahiplerinin yürekleri titriyordu. Komitacılar düşünebildiğinizden daha kötüydü. İçlerinde entelektüeller, fikir adamları, ateşli milliyetçiler vardı. Bunlar orduyla birlikte oldukları müddetçe her şey yolunda gidiyordu. Ama harekat tamamlanınca ordu ilerleyerek partizanları halkın elindeki silahları almak üzere geride bırakınca onları denetleyecek kimse yokken dehşet dolu anlar başlıyordu. Yine tecavüz suçunu işleyenler komitacılardır. Troçki'nin 23 Aralık 1912 tarihli Kievskaya Miles adlı gazetede yayınladığı yazıda bir Sırp gazeteci arkadaşının anlattığı korkunç zulmü yazıyor ve medeni diye geçinenlerin düştüğü barbarlık çukurunu gösteriyordu. Benim şehre gelmemden 2 gün önce şehirde yaşayanlar sabahleyin uyanınca Vardar Nehri üzerindeki esas köprünün altında yani şehrin göbeğinde karşılarına yığın yığın cesetler çıkmış.
kafaları kesilmiş Arnavut cesetleri bunlar. Apaçık bir şey varsa o da başları kesilmiş bu adamların bir çarpışmada öldürülmedikleriydi. Handa tanıdığım bir onbaşıya rastlıyorum. Niye eşkıyalar gibi hareket ediyorsunuz dediğimde onbaşı cevap verdi. Biz düzenli ordu belirli sınırlara sıkı sıkıya uyduk ve 12 yaşının altındakileri öldürmedik. Komitacılar hakkında kesin bir şey söylemem mümkün değil. Onlar başka grup. Onlara kefil olamam dedi. Yani 12 yaşının altındakiler bile öldürülüyordu. Zulüm sistematik bir şekilde bütün Makedonya'da yapıldı. Amaç Müslümanları buralardan öldürerek veya kaçırtarak temizlemek, onların mallarına el koymaktı. Osmanlı ve onun bağlı olduğu inanca inat, Balkan Savaşları ve arkasından başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında Müslümanlar tarihin kaydettiği en büyük zulümlerle öldürülüp göçe zorlandılar. Kendilerini en fazla yabancı saydıkları Müslümanları başta yok ediyor, ülkeden çıkarıp atıyor. Bilhassa Makedonya'da. Ondan sonra kendi ırkından ve kendi dilinden olmayanları ülkesinden yok çıkarıp atmak istiyor. Önemli olanı herhangi sebepten olursa olsun göçün bir gerçek olarak yaşadığını ve göçün gerçek olduğu kadar da acı olarak yaşatıldığına tanık oluyoruz. Ölümden kurtulanlar birkaç parça eşyasını, kısmetleri varsa trenlere atarak ama ezici bir çoğunluğu alelacele kanılara yükleyerek onu bulamayanlarsa sırtlarında Anadolu'ya doğru yığınlar halinde kaçtılar. Öyle ki 1911 senesinde Osmanlı'nın elinde bulunan Rumeli'deki Müslüman nüfus 2.315.293 kişidir. Balkan Harbi sonrası farklı yıllarda yapılan araştırmalar Rumeli'de kaybedilen topraklarda kalan nüfusun 870.114 kişi olduğunu gösterdi. Yani yaklaşık 1.5 milyon Türk Rumeli'den tehcir edildi. İşin en vahim tarafı ise Rumeli'deki her 100 Türk'ten 27'sinin katledilmiş olmasıdır. Balkan Savaşları'nın ardından Birinci Dünya Savaşı'nı da zulümler altında geçiren Makedonya'daki Müslümanlar, savaşın ardından kurulan Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı'nda da rahat yüzü görmediler. Yeni kurulan devlet, her ne kadar demokrasi ilkeleri hedef alınarak işleyeceği söylense de, hakim güç konumundan azınlık durumuna düşen Müslümanlar, baskı ve sömürü altında yaşamaya devam etti. Makedonya'daki Türkler bu tarihlerde burada istenmeyen bir millet olarak yaşamak veya yeni kurulan ve Rumeli'deki Türklerin Anadolu'ya göçmesini arzulayan Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmak arasında bir tercihle karşı karşıyadır. Fakat bu göçler Makedonya'da kalıp direnmeyi isteyen Türkler tarafından hoş karşılanmaz. Türklerin ve diğer Müslümanların bölgeden varlıklarını değerinin altında satarak ayrılması, bu malların Hristiyanların eline geçmesi ve Müslüman nüfusun sürekli azalması buraları vatan belleyen Müslümanları korkutuyordu. Türkiye Cumhuriyeti göçü özendirirken diğer taraftan hem Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı hem de Krallık Yugoslavya'sı buradaki müminlere karşı bazen açık, bazen sinsi bir baskı politikası uygulayarak onların Türkiye'ye göç etmesini istiyordu. ...1928'lerde Krallık Yugoslavya vatandaşlık anayasasını getirmeye kalkışırken bir madde var. 1913'te burada bulunan Hristiyanlar yani Müslümanlar vatandaşlığa girmek isterlerse dilekçe verecekler ve Yugoslav vatandaşı olacaklar. Ama ondan sonra Yugoslav vatandaşlığından çıkmak biraz çok zor olacak, bileşik olacak ve onun çok engelleri olacak. Bunun farkına varan halkımız 1928'lerden önce de bir dalga göç dalgası vardır.
Yeni kurulan devletler homojen bir yapı oluşturmaya çalışıyor ve bu çalışma bazen halkın haberi ve isteği olmadan göç anlaşmaları yapılmasına sebep oluyordu. Nitekim 1939 yılında Krallık Yugoslavya'sı ile Türkiye arasında bir göç anlaşması yapılacak, fakat başlayan İkinci Dünya Savaşı anlaşmanın uygulanmasına imkan vermeyecektir. İkinci Dünya Savaşı başladığında sürekli akan bir nehir gibi yapılan göçler, sınırların kapatılmasından dolayı mecburi olarak durmuştu. Türklerin çilesi ise artarak devam ediyordu. Bunun sebeplerine gelince, bunun sebeplerini biz 2-3 noktada ifade etmek mümkün. Birincisi siyasi nedenler. Ki bu siyasi nedenlere baktığımızda buradaki Müslüman tebaaya, yani Türklere, Arnavutlara, Boşnaklara, Çingenelere vesaire Müslüman milletlere, Osmanlı'nın diğer gayrimüslimlere, yani gayrimüslimlere gösterdiği hoşgörüyü, onlara yaşattığı huzuru ve sükuneti, Osmanlı'nın buradan ayrılışından sonra gayrimüslim idarenin Müslümanlara aynı hoşgörüyü, aynı huzuru ve sükuneti gösteremediğini, yaşatamadığını ifade etmek mümkün. Makedonya'yı işgal eden Bulgarlar, Türkleri Balkanlardan atma politikasının gereği olan Türk düşmanlığını burada da gösterdiler. Bulgarlar ve Makedon milliyetçiler savaşı fırsat bilerek Türklere karşı baskıyı arttırdılar. Askerlik çağa gelen Türkler çalışma kamplarına, cephenin en ön saflarına gönderildi. Bu dönemde ölen veya sakat kalıp dönen Türklerin sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çoktur. Türkler bu dönemde Bulgar ve Makedon baskısına karşı herkese eşitlik vaat eden Tito'nun yönettiği Yugoslavya direniş hareketine katılıp savaştılar. Savaşa da katılanlar oranın orantılı bakılırsa, mesela şeyde Koçana'da var bir köyde bir anıt var. 50 tane şehitten 45'i Türk. 5000 civarında Türk'ün öldüğü tahmin edilen savaşın bitiminde kazanan taraf Tito'nun liderliğindeki Halk Kurtuluş Hareketi'ydi. Savaşın bitiminde Makedonya, Yugoslavya içerisinde yerini Makedonya Halk Cumhuriyeti adıyla aldı. Yapılan anayasayla Müslümanların haklarının devlet tarafından teminat altına alındığı söyleniyordu. Fakat uygulama hiç de öyle değildi. Gelişen olaylar anayasal teminatın samimiliğine gölge düşürecekti. Komünist Yugoslavya'nın Türkleri hem benliğinden uzaklaştıracak akımlardan koruyup milli kimliklerini geliştirmek, eğitim ve öğretim bakımından öteki uluslarla aynı derecede olmalarını sağlamak amacıyla hareket eden Yücel Hareketi'nin üyelerine yaptıkları, Türkleri sindirme, baskı altına alma, onları bir arada ve güçlü tutacak hareketlerden arındırma ve göçe zorlama politik bir parçasıydı. O, biraz da Stalin'in de baskısıyla milliyetçi dernekleri ortadan kaldırmaya, çalışmalarının bir parçası olarak 1947 yılında Yücel Hareketi'nin 16 üyesini tutuklattı. Yücel Teşkilatı'nın bu 16 üyesinden 4'ü adaletsiz bir yargılama sonucu kurşuna dizilerek idam edildi. Diğerleri o tarihteki en büyük hapis cezalarına çarptırıldı. Bu olay Makedonya'da yaşayan Türklerin zihinlerinde ve gönüllerinde derin sızılar bıraktı. Yücel dosyasının açılmasına izin vermiyorlar. Şu anda yani 2001 olaylarında olanlarının neticesinde imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşması diyorlar, bizi oraya karıştırmadılar. Yani biz bu devletin İkinci Dünya Savaşı yıllarında kurulmasında çok büyük şeyimiz, katkımız oldu, payımız oldu. Bizim soydaşlarımız şehit edildi, katledildi. Hiçbir yerde bir günde 60 Makedon katledilmedi. Ama Doğu Makedonya'da bir köyde 60 Türk aynı günde kurşuna dizildi. Müslümanlara en büyük darbeyi vuran dönemin Komünist Partisi'nin Makedonya lideri diyelim, Lazar Kolişevski. Kendisine sorduklarında buradaki Makedonlara ya da buradaki partiye, Komünist Parti'ye ne gibi hizmet verdin diye sorulduğunda cevaben şunu demiştir. Yetmedi mi buradaki Müslümanları ben
Türkiye'ye göç etmelerini sağladım. Bu benim Makedonya'ya en büyük hizmetimdir diye ifade ettiği belirtiliyor. Yücelcilerin başına gelenler, Türkler üzerindeki diğer baskılar ve komünist ideolojinin aldığı yeni kararlar Türklerin Türkiye'ye göçme isteğini kamçıladı. Aslında Türkleri göçe zorlamak rejimlerin, sistemlerin ya da insanların değişmesiyle değişmiyordu. Değişen sadece yöntemdi. Yoksa daha burası Osmanlı toprağı iken bile Türklerin buradan kaçması, asimile olması ve de buradaki Türk İslam kültürünün tamamen yok edilmesi için çeşit çeşit yöntemler uygulandı. Komitacıların baskıları ve suikastleri, işgal ordularının kıyımları, kurdukları devletlerin akıl almaz zulümleri, çıkarılan kanunların keyfi yorumlanması, Türklerin haklarını görmezden gelmeler, inancının izin vermeyeceği uygulama ve çalışmalara zorlanmalar bu yöntemlerden sadece birkaçıydı. Esas olan baskılar var idi. Mesela Ramazan aylarında iş başında olanların orucunu bozarlarmış. Oruç tutmalarına müsaade etmezlermiş. Niye? İşten geri kalacaklar, işler geri kalır diye bu yüzden böyle yapmışlardı. Veyahut da bir süre sonra çıktı, kızları asker alacak 15 gün 20 gün kışlaya götürecek, erkeklerle beraber orada kalacaklar, savaşmayı öğretecek, bilmem ne yapacak. Bu gibi konulardan da çokları bunu kaldıramadı. Bundan da mesela Dvıga köyü 1978'lerde bu kanunu getirdiler. Kız çocukları 15 yaşından 25 yaşına kadar kız gelin fark etmeden 15 gün Palanka dağlarında veya kışlalarda kamplarda oraya gidecek, askerliği öğrenecek. Silah kullanmayı bilmem neyi şunu bunu. Bunu da direndi ve bunu müsaade etmediler. Bu yüzden göç ettiler. Osmanlı'nın Balkanlarda yaptığı 16 binin üzerinde vakıf eserinin 1276 tanesinin bulunduğu Makedonya'da bugün 468 Osmanlı eserinin kalması bu çabalarının başarıya ulaştığını göstermektedir. Manastırda 1945'e kadar ayakta kalabilen 45 camiden bugün sadece 2 tanesinin ibadete açık olması, 1700'lü yıllarda Üsküp'te var olan 127 caminin bugün 17'ye düşmesi, kıyımın sadece insanlara karşı yapılmadığının hazin göstergeleridir. Bugün çok azı kalmış olmasına rağmen Balkanlarda çok önemli bir Osmanlı kültür mirası vardır. Mesela Kalkandelen'de 1894 yılında 12 cami varmış. Onların hepsi isimleriyle biliniyor camiler. Ancak biz Kalkandelen'de 2001 yılına kadar yalnız 6 cami vardı. Demek ki 1912'den Osmanlı'nın bu topraklara terk etmesiyle ister Kral Yugoslavya'sı döneminde, ister Komünizm Yugoslavya döneminde Kalkandelen'de yalnız Kalkandelen'de 6 cami yerle bir edilmiştir, yıkılmıştır. Bunların biz isimlerini de biliyoruz. Baskı rejimlerin değişmesinden etkilenmeden canlı cansız, maddi manevi her açıdan her daim devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda vatan bildikleri Makedonya için işgalcilerle savaşan ve bu uğurda binlerce can veren Makedonya'daki Türkler, savaş bitince eski hastalığın depreştiğini gördüler. Hem insanlara hem kültürel mirasa karşı yok etme veya başkalaştırma politikası devam ediyordu. Bu yüzden 1953 yılında neden yapıldığı hala tartışılan serbest göç anlaşması imzalanınca Türkiye'ye adeta bir sel gibi akın oldu. Balkanlardan Türkiye'ye, doğrusu Anadolu'ya göçlerin sebeplerinden biri hiç şüphesiz bu topraklarda Osmanlı döneminden ayakta kalan mimari eserlerin çok sistematik bir şekilde tarih sahnesinden kaybolmasıdır aynı zamanda. Nasıl bu mezarlıklara sırtınızı çeviriyorsunuz? Gitmeyin, kalın, bu geçicidir. Her savaştan sonra, her devrimden sonra böyle şeyler olur. Yapmayın, etmeyin ama çoğu dinlememiş yani. Kimisi artık o baskılara dayanamayıp ama kimisi de
Kimisi de ekonomi şeyden de gitmiştir. 55'ten sonra göç etme yani. 55'te başlamış göç. Daha bu zamanlara kadar devam ediyor göç. Ama ekseri 63'lerde çok büyük göç oldu. 68'e kadar biz burada yaşadık. Biz de 68'de 5. ayda göç ettik İstanbul'a. 1953'ten 1967'ye kadar 200 bin Türk göç etti. İşin enteresan tarafı, Türklerin dışında Yugoslavya'dan Türkiye'ye göç etmek isteyen Arnavut, Boşnak, Çingene ve diğer uluslarında sadece Türklerin göçüne izin verildiğinden dolayı Makedonya'ya gelip kendilerini Türk olarak yazdırarak Türkiye'ye göç etmeleriydi. Tekrar Yugoslavya'nın Türklerin göç etmesine izin vermesi isteniyor Türkiye tarafından. Tabii Yugoslavya bunu kabul ediyor ama bir şartla, göç edecek kişilerin Makedonya'dan olması şartıyla. Bu yüzden de 1952'den 53'ten sonra Makedonya'dan Türkiye'ye göç başlıyor. İyi ama Kosova'dan, Sancak'tan ve diğer bölgelerden de Müslümanlar göç etmek istiyor. Göç edebilmek için onlar Makedonya'ya geliyor. Önce Makedon vatandaşlığını ya da buradaki iskan iznini alıp buradan göç ediyor. Asırlarca tekkeleri dolduran dervişler, camilerde ibadet eden müminler, çarşılara Türk karakteri veren esnaflar artık Makedonya'yı terk ediyordu. Bu göçler belki Türkiye'deki Türklerin nüfusunu arttırıyordu ama Makedonya'daki Türklerin geleceği için felaket demekti. Nüfus azaldıkça Türklerin Makedonya'daki diğer milletlere oranı azalıyor, mücadele zayıflıyor, sosyal, ekonomik ve siyasal haklar daralıyor. Bu daralmada Türklerin hayat alanını da daraltıyor ve yeni göçleri beraberinde getiriyordu. Yaşanan artık tam bir kısır döngüydü. ...1953 yılında başlayan bu göç hareketi, sayı olarak Balkan savaşlarındaki göçlerden daha vahim sonuçlar doğurdu. 1974 yılından sonra siyasi alanda bazı düzelmeler yaşansa da Türkler göçe devam ediyordu. Çünkü Türkler ne sayı, ne örgütlenme, ne de moral olarak verilen haklardan yararlanacak durumda değildi. Her şeyden önce güvenleri kaybolmuş, otoriteyi elinde bulunduranların samimiyetlerinden şüphe duyar olmuşlardı. Tito'nun 1980 yılında ölmesi Türkler için yeni ve daha kötü bir dönemin başlangıcı olmuştu. Türklerin o zamana kadar yararlandıkları hak ve özgürlükler zamanla kısıtlanarak 1989 yılında kabul edilen Makedon Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası'yla iyice daraltıldı. Makedonya artık eskisi gibi Türklerin de devleti değildi. Komünist bloğun yıkılması sonucu esen özgürlük rüzgarları bile Türkler için olumlu sonuçlar doğurmadı. Hatta bu dönem devlet kapılarının Türklere kapandığı yıllar oldu. Makedonya'nın Yugoslavya'dan ayrılıp kendi başına bir devlet olmaya karar verdiği 1991 yılından sonra Makedonya'da yaşayan Türkler özgürlük anlamında kazanımlara sahip oldularsa da gelecekle ilgili çok da iyimser değillerdi. Göçler buradaki Türklerin belini bükmüş durumda. Osmanlı zamanında nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan Türkler, bu toprakların kaybedilmesinden sonra sürekli göç ederek azınlık durumuna düştüler. Dedim ya, onlar ağlayarak gittiler, bizi de ağlayarak burada bıraktılar. Evden cenaze çıkar gibi Türkiye'ye gidenleri öyle gönderiyorlar. Artık ahirette görüşeceğiz. Öyle diyorlar ihtiyarlar yani, öyle. ...1950'li yıllarda nüfusun %16'sını oluşturan Türkler 1961'de %9.4'üne, 1971'de %6.6'sına geriledi. 2002 yılında resmi rakamlar daha düşük gösterse de 120 bin civarında nüfusla Makedonya'nın ancak %5'lik kesimini oluşturuyor. Makedonca konuşan Müslümanlar olarak bilinen Torbeşlerin 100 bin civarında nüfusunu bir tarafa bırakırsak, Sırplar, Boşnaklar, Çingeneler ve Ulahların nüfus içindeki paylarının toplamı %10'u bulmuyor. Türkler Makedonya'nın bu çok renkli tablosuna inancıyla
kimliğiyle, eserleriyle asırlarca en baskın rengi verdi. Bu bölgeyi 550 yıl adaletle yöneterek ülkedeki hiçbir rengin solmasını istemedi. Orta Çağ'ın karanlığında boğulan bu coğrafyaya İslam'ın nurlu ışığını ulaştırdı. Irk ve din çarpışmalarının yaşanmasına engel oldu. Çoğunluğun ve gücün azınlığa baskı yapmasına asla izin vermedi. Şimdi azınlık durumuna düşürüldüğü bu coğrafyada ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Zaman içinde kurucu millet vasfı elinden alınan, parlamentoda yeterince temsil edilemeyen, eğitim ve ekonomik anlamda haklarını tam olarak alamayan Türkler, vatan belledikleri Makedonya'da huzur ve güvenle yaşamak istiyorlar. Madem bu vatanda kaldılar, her zaman bunu söylüyoruz, unutmayınız 6 asırlık bir vatandır bu. Diniyle, diliyle, kültürüyle, aman bunu yaşatalım diye her zaman tavsiye etmekteyiz filan. Bu memleket bizim, tabii ana vatanımız Türkiye ama 600 sene at sürmüş bir atalarımızın toprağıdır. Buradan göç etmek bana sorarsanız en kolayıdır. 2001 yılında Arnavutlarla Makedonlar arasında yaşanan çarpışmalarda huzursuzluklardan aldıkları pay gibi ülkenin sahip olduğu kaynak ve refahtan da pay almak istiyorlar. Sosyal, ekonomik, siyasi ve eğitim haklarından diğer unsurlar kadar faydalanmak, eşit olmak istiyorlar. Makedonya, Türklerin de ülkesi olsun istiyorlar. Ve bütün bu isteklerini gerçekleştirmesinde canları yandığında, darda kaldıklarında gidebilecekleri tek ülkeden, Türkiye'den yardım bekliyorlar. Biz en zor anda, en tehlikeli anımızda Türkiye'ye inanıyor. Türkiye'nin bizi esirgeyeceğine kuvvetli inanıyor. Arkamızda Türkiye'nin olduğuna inanıyor. Türkiye bizim için çok şey demek. Kolay kolay tarif edilemeyecek büyük bir varlık, kutsal bir varlık, kutsal bir şey. Burada Makedonya'da Dlaga köyünden bütün Türkiye'de Müslümanlara, bütün Türk olarak nediler, Türkiye'de ne yaşıyorlar. Bizi unutmasınlar burada, Makedonya'daki Türkleri. Bizim köyü de unutmasınlar. Bizim bir köy Dlaga köyü ama Türk köyü. Türkiye her şeyden önce soydaşlarımızın, akrabalarımızın, yakınlarımızın yaşadığı bir devlet. Türkiye sonunda bizim güvencemiz. Türkiye bizim gururumuz. Türkiye bizim ana vatanımız. Selamun aleyküm bitti Türkiye. Türkiye, kardeşlerine yardım elini uzatmaz. Onların siyasi ve ekonomik haklarını yeterince savunamazsa, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak çok önemli bir köprü olan Makedonya'da hiçbir Türk kalmayacak. Tıpkı bir zamanlar tarlaların ekildiği, şen kahkahaların atıldığı, koyu sohbetlerin yapıldığı Kumanova'ya bağlı Dlaga köyünde bugün hiç Türk kalmadığı gibi. Böyle giderse bırakın köyleri, Makedonya'nın şehirlerinde bile ıssız köylere gidip mahzun minarelerde gönüllü ezan okuyan gençler de kalmayacak.